Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ülkemizde çok güzel araçlarımız var. Biz de elimizden geldiği kadar araçları bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir araç bulduk, Fiat Punto. Detaylı olarak sadece her şeyini inceleyip sizlere anlatacağız. Bu aracı bu hale getiren ustamız şu anda yanımızda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugünü bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür bana ait, çünkü böyle güzel bir projeyi bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi kanka, videoya geçmeden önce sizleri biraz tanımak istiyorum. İsmim Ali, soyadım Aydın. İstanbul Esenlik'te oturuyorum. Yani modifiye çok başka bir şey. Emek Tabii. verilen güzel bir şey yani. Her zaman ben videolarımda söylerim, en kötü hobimiz de modifiye olsun. Aynen yani. Hani kötü alışkanlığımız, tek şeyimiz arabamız olsun. Aynen öyle. Dediğim gibi Allah isteyen herkese bundan daha iyilerini nasip etsin. İsteyen herkes en iyilerini nasip etsin. Şimdi kanka, senden isteyeyim, bu aracın biraz geçmişini öğreneyim. Bu şekilde mi aldın, nasıl aldın? Yani öncelikle ben bu aracı geçen sene Ekim ayında aldım. Bu şekilde ben almadım. Yani ben kendim yani yapılmışı bozdum. Nasıl diyeyim o yani? O zaman söyle diyebilir miyiz? Aldığım zaman yapılıydı ama bu şekilde değil. Evet, aldığım zaman yapılıydı. Yine her şekilde dikkat çekecek bir araçtı. Ama ben dedim ki hani ben kendi isteğimi yani... Kendi zevkini aracına evet, yansıttım. Kendi isteğimi yapmak istedim. Hani yapılmamış yapmak istedim her zaman. Yani öncelikle onun için çabaladım. Onun için istedim Allah'tan bunu. Yani Rabbim de nasip etti gönlünü. Çok şükür. Çok güzel bir araç yaptı. Çok şükür. Bu çok başka bir araçtı. Dedim ki yani Türkiye genelinde bu araç hani tanınsın, güzel olsun. Hani Punto'dan başka bir araç olsun dedim. Yani çok şükür de yaptım. Aynen. Elinize yani, sağlık. Çok teşekkür hani ederim. Söyle söyleyeyim. Abartıya kasmadan ufak dokunuşlar yapmışsın ama çok güzel bir hale gelmiş araba. Evet hani şu an bile abartıya ben çok aşırı uzağım. Hani abartı olmasın istedim. Hani düz sadelik şıklığıyla rengiyle zaten yetiyor her zaman. Hani kırmızının her zaman evet, rengi farklı. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun dedik, aldık. Hani Punto evet, hani hayalimdi gerçekten. Hani bu Punto bazı insanlar dedik işte Fiat ama yani içindeki yok, içindeki yani insan Tofaş'a bile şu an millet kötü gözle bakıyor ama önemli olan yani kendi istediğin aracı yapmak. Aynen. Hayalindeki arabayı aynen, yapmak. Sen de hayalindeki arabayı aldın, yaptın. Çok yani, şükür yaptık. Hani şu an bitti mi diye soranlar olursa bitmedi. Hani modifiyenin sonu yok, bitmiyor. Konuşacağız zaten onları detaylı olarak. Biraz araba hakkında senden bilgi alayım. Ya, arabam 2011 170 binde. Şu an 110 beygir. 75 beygirini 110 beygire çıkarttık. Yazılım yaparak. Evet, yazılım yaparak. Peki yazılımdan memnun musun sen? Ben çok memnunum şu an yazılımdan ama yazılım 1 kilometreden sonra motor çok zorlandığı zaman yani sıkıntı yaratıyor. Tavsiye eden insanlar da var, etmeyen insanlar da var 1 kilometreden sonra. Doğru. Ben aldım, memnunum. Yani şu an çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. Peki paket olarak ne geçiyor Evo, buna? 1.3 Multijet Evo dinamik paket bu. Yani full artı full denecek bir araç yani şu an. Doğru. Söyle o zaman, ufaktan incelemesine başlayalım. Kanka söyle, bir baktığımda bir far tasarımı yapar mısınız ileri zamanlarda? Ya far tasarımı ben yapmak istemiyorum açıkçası. Az önce söylediğim gibi sadelikten yanayım. Zaten falları tertemiz. Hani hiçbir şekilde kırık çatlağı yok, çizgi yok. Pırıt pırıt pallıyor. O yüzden düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Bir bana dediniz ki tampon çalışması yapacağım. Doğru mu? Evet, şu an bir tampon çalışmasını da yapmak istiyorum. Yani şu an Punto'da yapılmış bir şey değil o da. Hani gerçekten çok güzel bir tampon olacak. Yani ön kafadan gördüğü zaman bana diyecekler ki bu tamponu nasıl yaptın? O yapan kişiyi de bulsam zaten hemen direkt yaptıracağım. Şu an onun araştırmasındayım. Evet, şu an onun araştırmasındayım. İnşallah bugün gideceğim. Nasip ederse bakacağım. Gerçekten çok güzel bir tampon olacak. İnsan her şeyi istediğin gibi. İnşallah cümlemizin. Şimdi alt tarafa gelmek istiyorum. Bir ek çalışması yapmışsınız. Biraz da bunlar hakkında bilgi alalım. Ya zaten o Punto Evo ön ek tamponu. Altındaki zaten çoğu araca 3 parçalayıp yapılan bir şey. Ya yani çoğu araç takılan bir şey. Hani Evo tampon istediğimin sebebi hani kafadan daha güzel bir görünüm olsun istedim. Hani yanlardan biraz çıkıntı olsun istedim. Hani biraz kırmızı siyah uyumu daha çok dikkat çeksin diye, daha güzel görünüm olsun diye yapmak istedim. Hoş durdu. Tabii ben ki beğendim. Bilmiyorum. Kendi zevkini aracına yansıttın. Evet, yani istediğim en şekilde yaptım. En önemli olan sadece o. Kendinin beğenmesi. Aynen. Yani güzel oldu. Aynen. Bir tampon çalışması yaparsınız, önüne başka bir sistem yapmazsınız o zaman. Şu anlık düşünmüyorum. Çünkü gerçekten başladığın zaman bunun sonu yok. Hani tabii ki. Başlıyorsun, bir daha yapmak istiyorsun. Başlıyorsun, bir daha olmadı. Değiştir, olmadı. Gerçekten şu an ülke durumu da bütçe çok sıkıntı. Her şekilde her şey çok pahalandı. Evet. O yüzden yapmak çok zor şu an.
Aynı şekilde piyano bilek detaylar yapmıştınız ön tarafa da. Evet, şu an Punto Evo tamponu zaten bu şekilde değil. Doldurma tampon yaptık. Ön çıtalar olsun, aynen, alt tampon çıtalar olsun. Hepsini siyah piyano bilek kapladık ki kafadan düz bir siyah bir abartı görünüm olsun diye. Uğraştım, çabaladım. Çok şükür oldu. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Yaptık bir şeyler. Allah nasip etti, çok şükür. Aynen. İstersen direkt yan tarafa geçelim. İnşallah geçelim. Şimdi en önemli kısma geldik. Biliyorsun arabayı gösteren jantlar. Şöyle bir detaylı bilgi almak istiyorum. Neden bu jantları tercih ettiniz? Neden bu jantlar? Şu an Türkiye genelinde şu jantın bir takımı dahi yok. Çok kolu jant çok güzel durdu araçta. 3-4 takım jant değiştirdim arabada. Herkes aynı jantı takıyor. Evo jant, VRC, Öz, Mert diye. Herkes aynı jantları takıyor. Ben dedim olmamışı takmak her zaman daha güzel. Hani bekledim araştırdım. Bir tane jant buldum. Bir abimizden aldım. Güzel bir abimiz. Buradan abime teşekkür ediyorum. Bana bu jantları hani yardımcı olduğu için. Hani şu an gerçekten arabaya oturtturduğum zaman jantlar gerçekten çok dikkat çekiyor. Doğru. Giderken falan. Güzel bir jant oldu. Yapılmamışı yaptım. Aynen, çok değişik bir jant olmuş arabaya. Evet, çok değişik jant. Herkes zaten arabayı kullandığım zaman yani arabayı gördüğü zaman jantlar nereden aldın? Aynen. Jant nerede? Yani bu janttan var mı? Ben diyorum yok, hani bazen insanlar yanlış algı oluşturur. Hani bu çocuk havalı diyorlar, egolu diyorlar ama gerçekten olsa keşke ben de yardımcı olsam. Doğru. Hani jant gerçekten yok. Tek takım bu jant var yani. Peki bu kaçıncı jantın oldu? Ya şu an 3-4 takımım oldu. Ya ben pek janttan yana değildim. Hani değiştirmek istemedim ama yapılmamış yapayım. Hep aynı jantlar var piyasada. Farklılık olsun dedi. Evet yani. Farklılık olsun. Güzel de durdu. Çok da hoş oldu. Punto'da yapılmamış bir jant. Gerçi çoğu araçta görünmemiş bir jant. Gri olması da çok güzel yani. Şimdi siyah olsa bu kadar kendini göstermez, evet, ama gri çok güzel olmuş. Güzel durdu. Hani gri kırmızıda çok dikkat çeken bir şey. O oldu. Yakışan da yaptık diye düşünüyorum. Aynen, katılıyorum. Peki ileri zamanlarda değişiklik yapar mısın yoksa bu son mu jantlar? Jant değişikliğini düşünmüyorum. Jantı değiştirsem bile bu jantı ben vermek de istemiyorum. Kenara koyarım diye. Evet yani çeyizlik gibi dursun diyorum. Değiştirsem de genellikle hep aynı görünüş jantlar olduğu için olmamışı bulabilirsem, bakabilirsem. Gene bir farklı bir jant bulursam, evet, alırım diyorsun, takarım diyorsun yani. Gene de bir farklı bir jant bulursam takarım. Hani hoş duracak mı, durmayacak mı? Gerçekten jant bir arabanın kaderi. Yani güzel bir görünüş durması her zaman hani ön planda. Jant çok başka bir şey aracın üstünde. Diyorum ya, bir arabada basıklık, iki jant. Bunlar çok önemli her zaman. Evet yani şu an düşünmüyorum jant değişikliği. Yani zaten şu an ilana koysam yani çok kişi arayacağını düşünüyorum. Çok kişinin de mesaj atacağını düşünüyorum. Yani çoğu gruplarda ve Instagram'da çok yazan oluyor jant modeli nedir. Keşke ben de bilsem de size yardımcı olsam. Doğru. Peki ebatlarını öğrensem? 195-40-17 normal bir ebat. Hani basıklık için ideal ebat. 30-35 gibi duruyor önler. Evet, ben lastiğin ET değerinden kaynaklı. Lastik 35 gibi duruyor. Neden yani bilmiyorum. Duruyor. Şu an 35'e düşünüyorum ama araba jantın üstünde gidecek diye korkuyorum. O yüzden 35'e yok, geçmedim. Çok güzel ya bence. Bir bakımdan hani çukurlarda falan hem de arabayı konforunu bozmuyor. 35 çok ince olduğu için çukurlarda çok hissettiriyor seni. O yüzden ideal benim için lastik 195-40-17. En iyisini yaptım. Şimdi ayna kapağına gelmek istiyorum. Şöyle güzel bir ayna kapağı tercih etmişsin. Biraz bilgi alayım senden. Ayna kapağı az önce söylediğim gibi jantlara uyum sağlasın diye griden yana kullandık. Hoş da bir görüntü oldu. Yarasa ayna kapağı kullandık. Aynen, çok güzel olmuş. Puntolarda görünen bir şey zaten. Aynen. Gri kırmızı uyumu yaptık. Çok da hoş bir görüntü aldık. Şimdi zam filmine gelmek istiyorum. Zam filmi çok asık bir zam filmi tercih etmişsin. Bir de kodlarını öğrenim senden. Önler 0.75, yanlar 2 numara, arkalar 3 numara. Normal ideal film kullandık. Zaten sorun yasamazsın. İsi de gözük değilsin. Evet, zaten önler şu ana kadar bir sıkıntı yaratmadı. Yanlarda normal ideal olduğu için 2, arkalarda 3. O şekilde kullandık. Maspiyerlere gelmek istiyorum. Bir maspiyer salışması yaptın. Altında ek salışması yaptın. Yanlarda aynı Punto Evo'nun yan marşipenini kullandık. Altına da normal her araca koyulmuş gibi ek koyduk siyah. Güzel olmuş ama. Güzel bir şekilde göstermiş yani arabayı. Evet yani biraz da piyano bilek detayları olduğu için arabanın yanında biraz piyano bilek kullandık. O şekilde bir görünüm sağlamak istedik. Kaputun üstündeki ne oluyor? Orijinali mi oluyor? Bu orijinalinde siyah parça. Biz de dediğim gibi piyano bilek detayları gitmek istedik araçta. Bunu da piyano bileğe boyadık. Bu da çok güzel bir görünüm yarattı araçta. Farklı bir gösterim. Aynen, çok farklı gözüme geldi ya. Evet, çok farklı bir gösterim yarattı. Silecekleri söküp gelecektim normalde daha çok dikkat çeksin diye. Hava şartlarından dolayı getiremedim. Tabii ki silecek her zaman daha güzel durur ama kısa girdiğimiz için biraz sıkıntı yani. Her türlü yağmur yağıyor. Evet yani şu an bu çok güzel bir görünüm oldu benim açımdan. Aynen. Her tarafı piyano bilek çevirdik. Kaputta da çok baktığın zaman çok güzel bir görünüm yarattı piyano bileği. Aynen, gözüme çarptı. Çok da güzel detay olmuş yani. Yaptık, güzel oldu. Aynen. İstersen direkt arkaya geçelim. Geçelim. Şimdi arkaya geldik kanka. Arkaya ufak bir spoiler tercih etmişsin. Biraz bilgi alayım senden. Punto Evo'ya uyan bir yarasa gibi tarzından ek tercih ettik. Güzel bir görünüm olsun diye. Aynen. Sadelikten yana gittim her zaman. Fazla bir ek takmadım. Normal sadece Punto Evo'nun kullanıldığı ek taktım. Aynen, piyano bilek tercih ettik. Evet, yine bunu tekrardan piyano bilek tercih ettik. Arka stop çalışması yapar mısın ileri zamanlar ama üstündeki stoplar da güzel yani. Arka stop çalışması düşünmüyorum çünkü gece gerçekten Fiat grubu Punto'ya gerçekten çok güzel bir arka stop yaratmış. Aynen. Gece buralardan böyle kırmızı led gibi geliyor. O yüzden çok güzel bir görünüm oluyor. O yüzden arkaları düşünmedim. Yine tekrardan söylüyorum, sadelikten yana gittim.
düz olsun, hani öz olsun dedim. Peki arkaya şöyle bir sif kafa eksi olsun, yani kafalık takar mısın? Hani güzel olmaz mıydı gri? Düşündüm, arkaya difüzör dediğin gibi egzoz ucu da düşündüm. Biraz zamanım olmadı yapmaya. Doğru. Ama aklımda var galiba. Evet, aklımda var. Biraz Akobovic var. O yüzden belki ya da şu an egzoza girebilirim. Stekiki yazılım. Düz bura egzoza girebilirim. O yüzden bekletmek istedim. O yüzden takmadım. Yine arkaya sade bırakmak istedim. Peki egzoz sistemi var mı araçta? Onu da öğreneyim. Aracın egzoz sistemi yok ama yazılımdan kaynaklı ilk çalıştırmada ve biraz gazlandıktan sonra ufak bir hani egzoz varmış gibi hırıltı veriyor. Bunda çok soranlar çok oluyor. Egzoz mu araçta? Hayır diyorum, egzoz yok. Araçta sadece yazılımdan kaynaklı bir ses geliyor. Ama hırıltı olması da çok güzel oluyor. Evet. Yani. Dizel arabalara çok güzel bir ses veriyor. Dediğim gibi yazılımdan sonra kaynaklanan bir şey. Düz bura egzoz girersek o zaman nasıl bir ses verecek bakacağız zamanla. Aynen. Allah gözden nazardan, kazadan beladan korusun. Amin. Cümlemizi, bütün modifiye gönül veren arkadaşların kazadan beladan korusun. Amin. Ama aracın gerçekten çok güzel olmuş. Tekrar ellerine size sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İsteyen herkese Fiat Punto veya başka aracı isteyen herkese Allah dahilini nasip etsin diyorum. Amin. Aracımızın dışındaki yapılan işlemleri her şeyin detaylı olarak inceleyip sizlere anlattık. Şimdi istersen direkt teslimimize geçelim. Tamam. Peki kanka, bu hale gelmesi ne kadar sürdü? Aldığın gibi direkt basladın mı yani? Dediğim gibi aldığım gibi direkt bakıma soktum aracı. Bakımda bayağı bir masraf yaptım. Temiz olsun, iş beni yolda bırakmasın. Tabii ki en önemlisi o sadece. Modifiye her zaman tamam yapılır ama bakım her zaman önemli. Evet yani. Bakımı biraz sürdü. Bakımdan sonra direkt zaten jant işine girdim. Bayağı bir uğraştırdı biraz jantlarda. Sürtme olayları çok yaşadım jantlarda. Jantlardan sonra biraz body kit işine girdim. Body kit, jant falan. Biraz uzun sürdü. Toplam 1,5 seneyi buldu. Hepsini kademe kademe yaptım. Sırayla yaptım. Hani öz olsun, güzel olsun diye. Tabii ki olmasın temiz bir güzel bir şey olsun, temiz olsun. Aynen. Ya. Temiz bir çalışmak için biraz uzun sürdü. Güzel oldu. Yaptık çok şükür. Peki ne kadar tuttu bu proje bu hale gelmesi? Yani şu an 35 bin TL buldu. Şu an yaptığım masraflar, her şey yani body kit olsun, jant olsun, air olsun, toplam 35 bin TL'yi buldu. Şimdi insanlar izlediği zaman diyecek 35 bin liralık bu arabada ne var? Sadece en önemlisi bir air süspansiyon. Şu anda kaç para o air süspansiyon? Şu an air süspansiyon en kötü şu an 7 bin TL air süspansiyon. Öncelikle bir jant lastik şu an neredeyse 7 bin 8 bin TL. Yani eskiden uygundu, şimdi her şey iki katı olduğu için yani 25-30-35 milyar bulması normal bence yani. Evet. Benim düşüncem yani. Evet, şu an gerçekten ülkenin bütçesi şu an çok kısıtlı ve çok her şey çok pahalandı. Yani şu an aldığın 100 bin TL araba yarın 120 bin TL. O yüzden yani. Şu an modifiye gerçekten çok zor şartlarda yapılıyor ve zaten en büyük sıkıntımız polis. Şu an ülkede en zor yapılacak şey modifiye bence. Tabii ki ufak bir şey yaptığın zaman direkt zaten insanların dikkatini çektiği için polislerin direkt çok sıkıntı oluyor. Sadece. Evet. Zam filmi örnek en önemli sadece. Bildiğiniz üzere ülkemizde su arabada zam filmi var. Ama polislerimizin de dikkatini çektiği için çok sıkıntı oluyor bu konuda. Evet. Zaten modifiyeli olduğu zaman çok sıkıntı ülkemizde yani. Evet, hem sıkıntı hem uğraştırıyorsun. Araban gerçekten stok hale geliyor. Emeklerin boşa gidiyor. Uğraştığın yanına yani gerçekten çok zor şartlar altında muayeneyi sokup çıkartıyorsun. Her şey kıl oluyor zaten. Sadece bundan iki gün önce bir yerde okudum. Adam bildiğin beyaz ledden bile ceza yedi yani, düşün ya, yani. Gerçekten şu an ülkede modifiye çok zor şartlarda yapılıyor. İnşallah düzelir, başka diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah ya. Yani yasak olmaması gerekiyor, insanlar hobi. Bu arada arabanın içini de çok temiz bakmışsın, maşallah, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yani şöyle bir örnek vereyim, gerçekten çok titizle ve özenle bakıyorum arabama. Yani şunu söylemek istiyorum, Türkiye genelinde gerçekten hani nadir araçlardan birisi bu bence. Çok temiz ve özenle bakılmış bir araç. Ben gerçekten yıllarca buna, yani 1,5 senedir aldığımdan beri yani özenle, titizlikle bakıyorum. Yani içinde sigara dahi içirtmiyorum. En iyisini yapayım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şu an Türkiye genelinde bu kadar temiz Punto çok nadir bulunur. Belki samanlıktan çıkma dediğim gibi. Adam hiç kullanmamıştır. Ve 170 bin kilometrede bu kadar temiz bakılan Punto ben yani piyasada yok diye düşünüyorum. Peki bu arabaların sana göre bir kronik hastalığı var mı? Ya bana göre kronik hastalığı şu hastalığı var. Kışın bunlarda şurada gördüğüm gibi çift direksiyon düğmesi var. Şu an yumuşak direksiyonu kapattım. Yumuşak direksiyonu açtım. Park ederken onu kullanman gerekiyor. Tabii bizim Türk insanı bir şey alıştığı zaman illa onu kullanacak. Hep yumuşak istiyor. O yüzden bu arızası veriyor. Bu kronik fiyat grubunda site arızası. O yüzden bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Direksiyon kendini kilitliyor zaten. Buna dikkat etmesi ya, lazım yani. Dikkat etmesi, bunu ekspertiz anlayamaz. Çünkü direksiyon bozuk olduğunu nasıl anlar? Direksiyon kilitlediği zaman zaten, o zaman da adam satış yaptığı zaman zaten illaki adam kullanacak arabayı. O zaman illaki anlayacak bu arabanın direksiyonu kilitlediğini. Zaten o şekilde anlayabilirler.
Şimdi Air konusuna gelmek istiyorum. Ne zaman Air'i yaptırdın? Air'i ben 2 ay önce yaptırdım. Çok memnunum. Dinamik Air'de yaptırdım Air'imi. Buradan Altuğ abi, Alper abi selamlarımı iletiyorum. Ben de o zaman selam olsun. Çok şükür bir sıkıntı yaratmadı 2,5 aydır bana. Zaten Air her zaman sıkıntılı bir iş. Yani nasıl sıkıntılı iş? Yani insanlar biraz çekiniyor yaptırmaya. Yani biliyorsun patlama olayları var körükleri. Ya, o yüzden biraz çekiniyorlar ya. Şöyle bir şey. Senin amatörün de patlayabilir. Bu şans işi biraz. Tabii Air'in farklı bir yanı da var. Sonuçta kul yapısı. Aynen öyle. Air'in en büyük sıkıntısı polisten yana. Başka bir ben büyük bir sıkıntısını yaşamadım 2,5 aydır. Bir de muayeneye girmiyorum. Evet. Maalesef. Allah da yaşatmasın. Ben gerçekten Coil'den daha çok memnunum Air'de. Peki sen direkt Air'e mi girdin yoksa coil sistemi yaptın mı bu arabaya? Coil sistemi vardı. Başaran coil vardı bu araçta. Başaran coil'den sonra ben direkt Air'e girdim. Şu an evde duruyor başaran coil'lerin muayene için. Şu an gerçekten ben dinamik Air'den çok memnunum. Peki uzun yola çıktın mı bu araçta? Evet, uzun yola çıktım. Tabii Fiat grubunu bilen arkadaşlar bilir. Fiat grubunda genellikle şasi aşağıda oluyor. Kafa her zaman basmıyor. Punto da genellikle öyle. Şase yerde ama kafa basmadığı için ben coil'de en yüksekteyken bile arabanın şasisi değiyordu. Yani ben anlamadım Punto nasıl yapmışlar. O yüzden ben uzun yolda bu viyadükler oluyor. Engebeli yollarda ben hep altını vuruyordum. Ama çok şükür Air'e girdiğimden beri ben hiçbir şekilde arabanın altını vurmadım. Gerçekten güzel oldu. Air bence tavsiye ederim. Ya Air bu konuda güzel oluyor. Hem de bir yere park ettiğinde komple yere oturduğun zaman insanlar da dikkatini çekiyor. Ya, çok güzel oluyor. Öncelikle insanların bakış açısı güzel oluyor Air'de. Yani yere oturduğun zaman ne oldu, ne yaptın arabaya falan. Hep güzel bir yorumlar alıyoruz. Bence Air güzel bir şey. Yaptırmak isteyene tavsiye ederim. Doğrudur. Ben de Air'i seviyorum ama Coil'de de sevgim farklı. Çünkü Coil'de de konfor olsun. Her şey benim hoşuma gidiyor. Ama işte basıklık konusunda biraz sıkıntı işte. Evet. İstediğin zaman kaldırıp indiremiyorsun işte. Evet, Coil'de de o sıkıntın var. Yani Coil de güzel aslında. Coil aynen. Yapmak isteyenler Coil yapabilir yani. Coil'de de yanında bir sıkıntı yok. Coil de güzel bir şey. Ben de beğeniyorum işte. İşte dediğim gibi her zaman indirip kaldıramıyorum. Bir seviyede oynaman lazım. Evet, Coil'de o yönden sıkıntı. Air'in de bu şekilde kumandayla istediğin zaman kumandayı yapıyorsun, istediğin zaman kaldırıyorsun. O yönü güzel. Bu arada iki bağımsız değil mi? Evet, ön arka sistem var bu araçta. Tek kompresör. Dans modülümüz mevcut araçta. Park halinde dans modülü yapıyor. Başka bir sistem yok. Kanka çok güzel bir ses sistemim var. Bir de onun hakkında detaylı bilgi alayım senden. Hakan abime, rahberin abime buradan selamlarımı iletiyorum. İşçilikleri için, bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dükkanda audio tek var yani. Adamlar onun üzerine çalışıyor. İşçilikleri olsun, yani kardeşlikleri, dostlukları çok başka bir insanlar. İki takım benim arabamda var. Ben iki takımdan bu kadar ses beklemiyordum. Yani gerçekten o kadar güzel işçilik yaptılar ki çok memnun oldum. Yani ilmik ilmik emeklerle panzot yapıyorlar. Öncelikle bu. Gerçekten ses sisteminde arın sound diyorum. Doğru. Peki neden mavi girdin? Hani araba kırmızı, kırmızı detaylar vardı. Neden mavi? Çünkü araç zaten kırmızıydı. Ha. Açtığım zaman boğuk bir renk olacaktı. Komple kırmızı boğar diyorsun araba. Evet. Herkes kırmızıya kendi rengini yapıyordu. Ben dedim yine tekrardan söylüyorum. Yapılmamış yapmak önemli her zaman. Kırmızıda ben mavi, açık mavi seçtik. Rahberin abiyle, arın soundla birlikte. Dedik açtığımız zaman gerçekten dikkat çekecek bir renk olsun dedik. Biz de maviden yana tonumuzu kullandık. Peki sana hiç Trabzonlu diyen oldu mu? Evet. Arkada makas attığın zaman direkt Trabzon gibi renkler olmuş ya. Evet, açtığım zaman sen Trabzon musun diyorlar. Hayır ben tabii ki. Ben de dedim sana direkt açtığım evet, Trabzonlu musun? Hayır tabii ki de Trabzonlu değilim diyorum. O yüzden güzel bir görünüm oldu. Ben çok beğendim. Buradan tekrardan arın sonu teşekkür ediyorum. Peki kanka seni soracağım. Sen dedin ki önleri iptal ettim, bir tek arkaları aktif yaptın. Neden? Evet, şu an neden arkaları iptal ettim? Ben işte çok rahatsız oluyorum sesten kaynaklı. Ben hani pikniğe falan gittiğim zaman, yani aileme ve oturmaya gittiğim zaman müzik dinlemek istediğim için bagajı açmak istedim. Şu an çünkü kapılarda işlem olmadığı için, içeride ses kalitesi düştüğü için ben kapıları komple iptal ettirdim. Sadece sesi arkaya verdim. Evet. Zaten aracın içinde ben pek fazla dinlemiyorum. Bir yere gittiğim zaman park edip bagajı açıyorum.
O yüzden iptal ettirdim. Bugün keşke arkadaşlarımızın sesini de dinleseydik. Maalesef dinletemeyeceğiz. Kusurumuza bakmayın çünkü aracımızda USB olmadığı için, artı YouTube'a da bağlanamadığımız için maalesef dinletemeyeceğiz. Kusurumuza bakmayın. Kanka hakkını helal et. Çok teşekkür ediyorum. Gene zaman ayırıp böyle güzelliği bizimle paylaştığın için. İlk önce ben teşekkür ediyorum güzel günü bana ayırdığın için. Hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Çünkü böyle güzellikleri insanlara göstermek lazım. Sen de sonuçta burada bir emek vermişsin. Bir emeği işte ufak da olsa insanlara gösterdik yani. Buradan izleyen arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum bu vakti bize ayıracaklar için, arabayı izleyecekler için. Herkesin modifiye gerçekten değer vermesini isterim. Yani modifiye çok başka bir şey. Emek verilen yapılarak bir şey. Yani günün sanayide geçiyor gerçekten modifiye için. Yani aksesuarcılarda geziyorsun. Yani çok gerçekten emek verilen bir şey. Ama sonu bittiği zaman da çok güzel şekilde oluyor. Evet, bittiği zaman çok güzel şekilde oluyor. İnsanlar sana farklı bir açıda bakıyor. Tabii ki. Gerçekten güzel insanlar diyor bunu nasıl yaptın? Çok güzel arabam var. Çok güzel olmuş nasıl yaptın diye. Görüntülü ve hoş bir güzel cümleler oluyor. Hani Allah isteyen herkese de aile nasip etsin. İsteyen herkese tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İzleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bildiğiniz üzere ülkemizde çok güzel araçlarımız var. Biz de elimizden geldiği kadar araçları bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sizlerden sadece isteyeyim. Videomuzu beğenmişseniz bir beğeni, bir de yorum esirgemezseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar var. Abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.